Karşınızda örgütlü bir kötülük var. Bunu yenmek, bununla baş edebilmek için aynı biçimde örgütlü olmalısınız. Bilinen fakat elde görüntü, fotoğraf ya da korkmadan tanıklık yapabilecek birileri olmadığı için ispatlanamayan iddiaları alt alta sıralayınca ortaya üç aşamalı bir seçim manipülasyonu çıkıyor. Birincisi seçim gününe kadar yapılanlar. Bu çerçevede tüm devlet imkanlarıyla propaganda dahil her şey var. Seçim güvenliğine dair olanı ise seçmen listeleri ve sandık organizasyonu. AKP tüm ülkeyi sokak sokak hane hane biliyor. Nüfus elinde, içişleri elinde, kolluk gücü elinde, valiler, kaymakamlar, muhtarlara kadar hepsi elinde. Uzun yıllardır bu konuda örgütlü, düzenli eğitimleri var ve sürekli kendini güncelliyor. Kararsız seçmenin tespiti ve iknası, devşirilmesi hatta klonlanması dahil yığınla usulsüzlük de cabası. Kimi devlet görevlilerinin görev kağıdıyla çok sayıda oy kullanmasının önüne geçmenin yolu belki tırnak boyasıydı, AKP kaldırdı bunu. Bunları iki haftada tespit edip önüne geçmenin olanağı yok, geçti gitti. Mahalle dedektifliği gerekiyordu. Mevcut koşullarda ıslak imzalı tutanakları 50 kere de saysanız sonuç değişmez. Çünkü seçim gününe kadar yapılan bu organizasyonu kırma şansını kaybettiniz. Seçim manipülasyonlarının ikincisi seçim günü Oy kullanma esnasında yapılanlar. Özellikle muhalefetin olmadığı sandıklarda ne döndüğünü bilmiyoruz. Açık oy kullanma iddiaları var. Oy kullanmaya gelmeyenlerin yerine sandık görevlileri ve müşahitlerin oy kullandığı iddiaları var. %100 katılımla oy kullanılmış sandıklar var. Seçim manipülasyonlarının üçüncüsü sandıklar kapandıktan sonra sayım ve tutanaklar faslı. Oy kullandığı sandıkta kendi oyunu, eşinin oyunu göremeyen milletvekili adayları tutanaklar paylaştılar. Çünkü partilerinin karşısında sıfır yazıyordu. Gerek bunun tespiti gerekse ıslak imzalı tutanakların merkeze geçilmesi önemli. AKP görevlileri bunu daha sayım sürerken tutanak oluşmadan yapıyor. Yani AKP genel merkezi sandıklar kapandığı anda sonuçları canlı izlemeye geçiyor. Dakikalar içinde tabloyu görüyor ve o gece buna göre yön belirliyor. Tüm bunlar düzgün yapılınca sonuçların kamuoyuyla paylaşılması çocuk oyuncağı kalıyor. Muhalefet güçlerinin bu üç manipülasyondan ilkini önleme şansları kalmadı geçmiş olsun. Fakat ikincisi ve üçüncüsünü bastırmak, önlemek ve organize olmak için halen şans var bu mümkün. Bakın Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'ta hormonsuz 24 milyon 595 bin oy aldı. Partisi CHP'nin oyuysa 13 milyon 791 bin neredeyse partisini katlamış. İlk turda 54 milyon 796 bin geçerli oy var. YSK'nın yalancısıyız. İkinci turda geçerli oyu kestirmek güç. Bunun altında mı kalır, üstünde mi bilemeyiz. Fakat her ne olursa olsun yarıdan bir fazlasını alan kazanacak. İkinci turda seçmenini sandığa götüren kazanır. Ve Kılıçdaroğlu'nun şansı azımsanmayacak ölçüde. Bugüne kadar hiçbir aday Erdoğan'ı devirmeye bu kadar yaklaşmadı çünkü.